Halil Eriç ve piyasalarından herkese merhabalar değerli arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum tabii ki. Endeks ve hisseler tarafında paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi biliyorsunuz eğitimlerimiz de bu noktada devam ediyor tabii ki. Bu hafta sonu, daha doğrusu yeni haftanın sonunda, ayın 16'sında Ankara'da bir eğitimimiz var. İlgilenenler bu noktada Reçber Eğitim Danışmanlık internet sayfamızda bize ulaşabilirler. Ve bu noktada sizlere şunu söylemek istiyorum. Özellikle eğitimlerimizde amacımız bir grafiğe baktığınızda o grafiğin sizin için anlam ifade ediyor olması. Yani bir grafik size çok şey söylemeye başlıyor eğitim sonrasında. Hatta zamanlama noktasında bahsetmiş olduğumuz çok önemli konular, geliştirdiğim sistemler var. Bu sistemleri aynı zamanda sizlerle paylaşıyorum. Özellikle olabildiğince basit bir grafiğe baktığınızda tamam bu grafiğe göre almalıyım, bu grafiğe göre satmalıyım veya bu grafikle hiç ilgilenmemem gerekir gibi noktaları size gün boyunca yaklaşık 8-9 saat süren eğitimimiz boyunca kendi geliştirdiğim sistemler, yöntemleri anlatıyorum ve tabii ki bu noktada eğitimden sonra ben eğitime güvendiğim için ve sizlerin de yapabileceğine inandığım, güvendiğim için ki 9 yıldır eğitim yapıyoruz. Bu noktada geri dönüşler gerçekten bizim için eğitimlere devam etmemiz ve teşvik anlamında çok çok önemli. Sizler dahi kendi eğitim sonunda yapmış olduğumuz sınav sonucuna baktığınızda kendinizi artık grafiklerin anlamı ifade ettiği ve zamanlamayı yakalamaya başladığınızı görüyorsunuz. İzlediğimiz gibi hayatınızda hiç grafik görmemiş olsanız dahi en azından 3 dakikada size 25 tane hızlı bir şekilde grafik gösteriyoruz. Bakın zaten bunları sık sık yapıyoruz. Nasıl ki burada grafikleri şöyle hızlı hızlı bu grafiğe göre alırım, bu grafiğe göre beklerim, bu grafiğe göre almalıyım, bu grafiğe göre satmalıyım veya bu grafiğe göre yatay gibi yorumlarda bulunarak aynı zamanda hızlı bir şekilde 3 dakikada ortalama ben tabii 2,5-3 dakikada 100 tane hisseyi geziyorum. Ama sizler 5 dakikada, 10 dakikada gezen arkadaşlarımız var. 5 dakikada gezen arkadaşlarımız, 10 dakikada gezen arkadaşlarımız olduğu gibi eğitim sonunda aynı zamanda 400 küsür hisseyi ortalama 20-25 dakikada gezen arkadaşlarımızın olduğunu da görüyoruz, duyuyoruz ve geri dönüşler yapıldığını görüyoruz. Burada ne sonuç alıyoruz? Evet, burada gerçekten çok iyi sonuçlar alıyoruz. Çünkü yükselebilecek hisseler, düşebilecek hisseler veya yaklaşılmaması gereken hisseler gibi bu hisselerde, borsa tarafında, endekslerde, kaldıraçlı piyasalarda, forex piyasalarda neye bakmanız gerektiği, nasıl hareketler içinde olmanız gerektiğini gösteren oldukça önemli çalışmalar arkadaşlar. Ve aynı zamanda Excel tablolarından da yola çıkarak bir diyelim ki şurada bir örnek, zaten olabildiğince fazlasıyla örnek veriyoruz. Bakın şurada bizim Excel tablomuz var. Bu Excel tablomuzda herhangi bir hisse aldığınızda bu tablolara kapanışları, mesela günlük işlem yapıyorsunuz. En son günkü kapanışı buraya girerek bakın rakamların değiştiğini göreceksiniz. Yeşil hatta fiyatların nereye yükselebileceğini, yüksek ihtimalle nereye yükselebileceğini veya düşüş trendindeyse satış görüyorsanız nereye düşebileceğini çok yüksek ihtimalle görüyorsunuz. Tabii ki biliyorsunuz. Şunu demek istiyorum. Aslında bir hisse aldıysanız, aldığınız hisse yeşil tarafta geziyorsa sarı ve mavi görüyorsunuz. Bakın sarı bölge rakamın mavi olduğu bölge. Bunların anlamı var. Bunları fiyatın nereye gidebileceğini kullanmak adına işaretlediğimiz size yol haritası olan çalışmalar. İlk mavinin üzerine çıkıyorsa, sarı mavi arasında geziyorsa çok yüksek ihtimalle, neredeyse %80-90 ihtimalle ikinci mavi hatta üçüncü maviye gittiğini görüyoruz. Ve bu fiyatlamalar olurken bakın yanlarında hemen görmüş olduğunuz mesela sarı bölgeye geldi, güçlü tarafa geçiyor, dikkat edin diyor. Mavinin üzerinde kaldığı müddetçe güçlü, mavinin üzerinden artık sarıyı geçmeye başladığında alışlar artabilir, güçlü. Taşımak gerekir bu pozisyonu, hatta 1-2 gün daha taşıyabilirsiniz gibi geldiği rakamları görüyorsunuz. Güçlü, taşınabilir, rally başladı. Dikkat edin gün için bu bölgeden düzeltme gelebilir, satış gelebilir. Dikkat edin burası güvenli satış bölgesi. Yani bugün alış değil daha çok satış yapmanız gerekir gibi anlatılan bölgeler. Veya satıcılı bölgede
fiyatlar düşüşe geçmiş veya düşüşe geçeceğini tespit ediyorsunuz zaten. Görüyorsunuz. Dolayısıyla siz kalkıp kırmızıya gelmiş, sarıya gelmiş. Bu bölgede alış değil, daha çok satış yapmalısınız. Satış yapmanız gerektiğini öğreniyorsunuz, görüyorsunuz, biliyorsunuz. Ve dolayısıyla eğer fiyatlar düşerken siz bir alış yapıyorsanız şu tabloya kapanışı girin. Tesadüfen alış yaptınız. Arkadaşım söyledi. Hiçbir şeye bakmadınız. Sadece şuraya kapanışı girin. Bir gün önceki kapanışı girin. Eğer siz buradan alıyorsanız bilin ki o arkadaşınız size düşen bir hisse senedini aldırıyor demektir. Ama başka bir arkadaşınız da fiyat yukarı giderken burada sattırıyor veya şurada sattırıyorsa aslında o arkadaşınız size giden kağıdı sattırıyor anlamına gelir. Ya bunlar kötü örnekler. İyi örnek veya fiyat düşerken arkadaşınız diyor ki sakın buradan alma, fiyat daha da düşebilir. Veya fiyatlar yukarı giderken yeşil bölgedeyken sarıyı geçmiş mavi bu arada gezdiğini görüyoruz. Satma daha yukarı gidebilir. Gidebilir de nereye gidebilir? İşte tablo size nereye gidebileceğini şu mavi noktaların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Veya fiyat düşebilir diyor. Nereye düşebilir? Bakın bu kırmızı noktalara dikkat etmemiz gerektiğini ve fiyatların nereden tepki verebileceğini görebiliyoruz. Bunları günlüklerde çalışabildiğimiz gibi haftalıklarda çalışıyoruz. Artık aylıkları yaptık, aylıklarda da çalışıyoruz. Aylıklar bitmek üzere daha doğrusu, tam bitmedi ama. Yani o hafta fiyatlar nereye yükselebilir? Doğru yerden mi alıyorum, doğru yerden mi satıyorum? O hafta fiyatlar nereye düşebilir? Bunları kendi kendinize sadece kapanışları girerek dahi tespit edebilirsiniz. Bu şu an için bir tanıtımdı ama bizim, bakın arkadaşlar, internet üzerinden eğitime katılsanız da, normal eğitim alsanız da, özel eğitim alsanız da biz zaten tabloların mantığını anlatan, tabloların destek dirençlerini neye göre çıkarttığımızı dahi anlattığımız çok özel formüllerimiz, çok özel çalışmalarımız var. Formüllerden kastım, yani öyle matematiksel anlamda bir konuyu ifade etmeye, tabii ki grafikler üzerinden yapmış olduğumuz basit matematikler, matematik çalışması olduğumuz matematik içerdiğini de söyleyebiliriz ama olabildiğince basit gerçekten toplama çıkartmak kadar basit. Olabildiğince basite indirgediğimiz çalışmalar ve sizle bu tabloları nasıl kullanacağınızı biz size zaten video eğitimlerimizde, mesela bugün dediniz ki tamam ben Ankara eğitimine geliyorum. Biz size hemen kesin kayıt yaptığınızda 13 tane video gönderiyoruz. Eğitim öncesi bir hazırlık yapıyorsunuz. İster yapın ister yapmayın ama yaptırırsak da eğitime geldiğinizde çok daha iyi sonuçlar alıyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Kafanızdaki soruları daha iyi hazırlamış olabilirsiniz. Ve ilk videodan itibaren çok ciddi olarak aslında bu işin ne kadar net görülmeye başladığını göreceğinizi söyleyebilirim. Hatta iddia ediyorum bu noktada. Çünkü yaklaşık dediğim gibi 9 yıldır eğitim yapıyorum. Şimdi çok fazla uzatmadan. Evet. Ya ama burada tanıtım amaçlı bunu söylemek istedim. Çünkü aynı zamanda fiyatları doğru yerden mi alıyoruz, doğru yerden mi satıyoruz? Bunlar çok çok önemli. Ben sizler için biraz önce şöyle 500 tane hisse senedini yaklaşık ağır ağır 20 dakikada gezdim. Bakın burada bir liste var. Bu listeyi sonra da paylaşabilirim. Şimdi 500 tane hisse senedi içinde güçlü gördüğüm, yani endeks düşse de düşmeyebilecek, endeks yükseldiğinde endeksten daha fazla yükselebilecek hisseler. Şimdi tabii biliyorsunuz, yani ben yaklaşık ne zamandan beri XU 100 diyelim. Bakın şöyle TL bazına döneyim ki bunu anlatmış olayım. Mart'ın ilk günlerinden beri tepe yaptığımızı ve bir düşüş trendine gireceğimizi, bir düzeltmenin çok normal olacağından bahsediyorduk ki endeks 119'lardan itibaren bizim bahsetmiş olduğumuz seviyelere kademe kademe geldi. Tabi buraya gelirken aynı zamanda bakın biz bu hangi seviyeye gelebilir, hangi seviyeden tepki verebilir? Bakın görüyorsunuz burada 100 endeks. 100 endekste bu yıl görülen en düşük seviye 84.833, bizim kademe kademe bahsediyorduk biliyorsunuz. Yani 110'lar kırıldığında 105'lere geliriz. 105'lerin altında kademe kademe gelebileceğimiz seviyelerden bahsetmiştik. Bakın 84.830'a kadar gelebiliriz. Hatta bunun altında 81 binleri de konuşacağımız günler olacak demiştik. 84.830'a geldiğimizde tepkiden bahsetmiştik ki kaçı görmüştü endeks? Bakın 84.654. Bu fiyatları, bu rakamları ne zaman girdik biliyor musunuz arkadaşlar? 31 Aralık 2017'de kapanışı girdik. Bize otomatikman gidebileceği seviyeler, düşebileceği seviyeleri verdi. Ve gördüğünüz gibi neredeyse tam 9 ay sonra nokta seviyeye ulaştı ve buradan tepki verdi. Nereye kadar tepki verebilir de sizlerle paylaşmıştık. Bunu da gördük ve bundan sonra acaba fiyatlar nereye gidebilir? 92.800, burayı zaten önemsiyoruz. Bununla ilgili detaylara gireceğim. Güvenli alış bölgesi mi, güvenli satış bölgesi mi? Bunları zaten konuşuyoruz. Aynı zamanda hisse senetlerinde olduğu gibi paritelerde, endekslerde, tüm kaldıraçlı piyasalarda
bu çalışmalarımızı kendiniz yapabileceksiniz, yapabilirsiniz. Yani demek istediğimiz olay bu arkadaşlar. Şimdi ben size biraz önce çalıştığım hissede söyleyeceğim ama aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Bakın 1 Mart endeks 119 bin, vadeli işlemler 110, 147 binmiş. Endeks hemen şöyle alıyoruz. 1 Mart. Neden 1 Mart diyoruz? Çünkü endeks bakın şu tepesini gördükten sonra ikinci tepeyi 1 Mart'ta hatta 28 Şubat 1 Mart'ta gördükten sonra ciddi bir düşüş trendine başlıyor. Zaten görmesi düşüş trendine başlaması da normal. Şimdi o tarihten alıp 2 hafta önce bayram öncesi gördüğümüz o dip 84.600'e geldiğinde endeks %30 kaybetmiş arkadaşlar. Yatırımcısı yani endekse bağlı bir hisse aldıysanız %30 yüksek ihtimalle kaybettiniz demektir. Ama bugüne geldiğimizde endeksin oradan sonra tepki verdikten sonraki sürecinde %23 kaybetmiş durumdasınız. Peki bizi izleyenler hatırlayacaklardır. Nereden? Halil Reçber YouTube sayfamızda ne diyorduk? Halil Reçber YouTube sayfamızda bahsetmiş olduğumuz konu, bakın burada tüm videolarımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan geçmişe dönük güçlü hisseler, zayıf hisseler, bunlarla ilgili çalışmalarımızı buradan izleyebilirsiniz. Şunu demiştik, dedik ki bakın endeks düşerken hisse aramanın anlamı yok. Ama biz yine de sizlere bakın endeks düşerken endeks düşse bile düşmeyecek, endeksten korunabilecek, hatta endeksin üzerinde ciddi primler yapılacak. Endeks düşerken daha az düşebilecek hisseler, endeks tepki verdiğinde endeksin belki 2 katı, 3 katı tepki verebilecek hisseler. Bunları paylaşmaya devam ettik. Ne zamandan beri? 1 Mart'tan beri devam ettik. Yani o tarihten beri. Şimdi bunun karşılaştırmasını yaptığımızda bakın ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Mesela Adana C'yi, Adanaları biz sürekli paylaştık. Bakın 1 Mart'taki seviyesine bakın. Neredeyse hemen hemen aynı seviyesine gelmiş Adana. Pardon. Pardon. Adana'ya baktığımızda o 1 Mart'taki 1 Mart'a bakıyoruz. 1 Mart şurada evet. 1 Mart'taki seviyesinin üzerinde. Yani dediğimiz doğru olmuş. Yani demişiz ki endeks düşse de bu kağıt kolay kolay düşmez. Hatta prim yapar. Gördüğünüz gibi 1 Mart'tan itibaren ciddi rekorlar gelmiş hissede. Yani yeni rekor bile görülmüş. Onun ötesinde mesela alarkoları söylemişiz. Alarkoları son dönemde fazlasıyla söylemiyoruz. Dip yapmaya başladı ve uzunca bir süredir alarkoda prim yapacağından bahsediyoruz. Görüyorsunuz bu primi yakaladığını söyleyebiliriz. Alarko gayri yatırım ortaklığı. Yine alarkoyu da tabii gayri ile karşılaştırdığımızda görüyorsunuz. Endeks seviyesine gelmiş. Hatta 30 bakın ayın 1 Mart'ta fiyatı 47 iken şu an 53. Alarko Holding için bakın şunu söylemek istiyorum. Alarko Holding için o dönemde bakın şu düşüş sürecini zaten bahsetmiştik. Yani düşüş olur bir hissede dedik. Endeksle birlikte düşer. Ama belli bir yerden sonra yani neredeyse Haziran'dan itibaren dip yapmaya başladığını ve tepkilerin olmaya başladığını söyledik ki Haziran'da endeksin düşüşünü şöyle bir hesaplayacak olursak bakın Haziran'da endeks neredeyse hemen hemen aynı seviyedeymiş ama Alarko şu an baktığımızda endeksin üzerinde getiri sağlamış durumda. Şu karşılaştırma yaptığımız Haziran'daki fiyatı 4.20 neredeyse kağıt 5.20 böyle %20 daha üzerine çıktı. Şunu demek istiyorum yani bir kağıt baktığımızda arkadaşlar insanların sıkıntısı şu. Ya ben aldım düştü veya ben sattım yükseldi. Ya ben endeks yükseldi benim kağıdım yükseldi. İşte bu yöntemleri anlatmaya çalışıyoruz. Ve burada bu listeyi çıkarttık. Bu listeyi şimdi hızlı bir şekilde okuyacağım. Alarko Gayri Anadolu Cam. Biliyorsunuz ısrarla Anadolu Cam'ın yükselebileceğinden bahsettik. Şu trendi görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde sık sık olmasa da arada 500 hisseye baktığımızda bahsetmiş olduğumuz hisselerden bir tanesi. Armada bakar mısınız? 5 liradan neredeyse 12 liraya gelen birisi. BİM için aynı şekilde bakın karşılaştırma yaptığımızda neredeyse Mart'taki seviyelerine ulaşmış. Yani bakın Mart'ta endeks 119 iken şimdi endeks 193'lerde 92'lerde arkadaşlar. Yani aradaki farkı düşünebiliyorsunuz. %23 düşmüş. Ama bizim bahsetmiş olduğumuz hisseler endeksin 119 seviyesine gelmiş. Hatta üzerine birçoğu üzerine çıkmış. Mesela bir Borusan yatırıma baktığımızda hemen hemen aynı seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bu da bizim için tabii ki önemli. Neden? Düşerken dahi hisselerin yükseldiğini, yükselebileceğini burada sizlerle paylaşıyoruz. Cemaş oldukça fazla paylaşmıştık. Cemtese. Bakın.
Yani endekse karşılaştığımızda ciddi yükselişler görüyoruz. Ve aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Bazı hisseler, 500 endeksindeki hisselere baktığımızda şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu hisse iyi değil, belli düşecek. Düş. Zaten söylüyoruz. Ama aynı zamanda bu hisse artık yavaş yavaş dip yapmaya başladı. Tepkiler olabilir. Bakın şu tepkileri, sonra geri çekilmeleri, sonra tekrar tepkileri. Bunların hepsini zaten eğer bakıyorsak, 500 hisseye bakıyorsak söylüyoruz. 100 hisseye zaten baktığımızda tek tek sizlerle paylaşıyoruz. Yani demek istediğim şu. Fiyat düşüşe geçtiğinde düşüş olabileceğini, tepki verebileceğini düşündüğümüzde tepki verdiğini sizlerle zaten paylaşıyoruz ve paylaştık. Mesela bir Çelebi görüyorsunuz. 500 içine baktığımızda bunu şöyle söylemek istiyorum. Aslında sık sık paylaştığımız 500 lira baktığımızda görüyoruz. Deva mesela uzunca bir süre Deva'nın güçlü olduğundan bahsetmiştik. Şu dönemi hatırlayacaksınız. Bakın şu dönemde güçlü, düşüş döneminde de zayıf olduğundan bahsettik ve son günlerde de tekrar Deva dikkate değer diyoruz. Yani aslında şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bizim yaptığımız şu. Eğer biz bir hisseyi güçlü görüyorsak bakın bu hisse zamanlama olarak iyi bir harekete başladı. Yükseliş başladı. Zayıf görüyorsak zamanlı olarak zayıf gözüküyor diyerek sizleri sık sık paylaşımlarımızı yaptık. Mesela bir Doko. Bu senenin en iyi prim yapan hisselerinden ve uzunca bir sürenin bu hissenin çok güçlü gideceğinden ve her paylaşımımızda Doko, Doko diye bahsetmiştik. Ve tabii bunları yaparken aynı zamanda nelerden bahsettik? Şurada Excel tablomuza. Hissenin hangi fiyat olduğunu, bakın fiyat aralıkları vardır burada. Hangi hisseyi alıyorsunuz? O hissenin fiyat aralığını burada girerek hedefini yakalayabiliyorsunuz. Tahmin edebiliyorsunuz fiyatın nereye yükselebileceğini veya yani nasıl bir düşüren içinizse nereye gelebileceğini. Mesela Doğan Holding. Şöyle bir bakalım Doğan Holding görüyorsunuz. Son dönem yükselişini ve yatay bir harekette olduğunu ama güçlü olduğunu, güçlenebileceğini, endeksin üzerinde getiri sağlayabileceğini bahsetmiş olduğumuz hisselerdendi ve o seviyelere de gelmişti. Ama bundan sonra Doğan Holding'de büyük ihtimalle bir düzeltme göreceğiz arkadaşlar. Bu hareket biraz daha aşağıya doğru hissettirecek kendini diyebiliriz. Mesela eczacı ilaç, son dönemde eczacı ilaç demeye başlamıştık ki dipler oluştuktan sonra görüyorsunuz hareketleri. Ama Mart'tan itibaren de, Mart Nisan'dan itibaren de bir düzeltme hareketi içinde olduğunu her baktığımızda da şunu diyoruz bakın. Ne kadar çok grafik bakarsanız o kadar çok şey görürsünüz arkadaşlar. Ve zaten eğitimlerimizde şundan bahsediyoruz. Diyoruz ki eğer bir grafiğe bakıyorsanız nereye baktığınız, nasıl baktığınız, hangi kriterlere göre baktığınız çok çok önemli. Dolayısıyla biz size zaten bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani dediğimiz gibi çok yoğun olabilirsiniz. Eve geldiniz, yarım saatinizi, 20 dakikanızı ayırsanız bile şöyle listeler çıkartarak arkadaşlar neler yaptığınızı görebileceksiniz. Yani aslında bu işin büyük tarafı psikoloji. Evet, psikoloji zor. En önemli noktalarından bir tanesi psikoloji. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Eğer birinden tüyo alıp bir habere göre hareket edip hislerinize göre hareket ediyorsanız psikolojiniz yani bu işin birçok kısmı psikoloji diyoruz ya bilginiz olmazsa psikoloji sizi zaten mahvediyor. Ama bilginiz varsa, yönteminiz varsa, sisteminiz varsa, disipliniz varsa psikoloji arkadaşlar birinci sıradan, birinci öncelikli risk sırasından ikinci sıraya düşüyor. Bilgi daha öne geçiyor ve dolayısıyla siz her sefer baktığınızda bir şeyler bulmaya başladığınızda kendinize güveniniz gelmeye başlıyor. Bir şeyleri işaretlediğinizde kendinize güveniniz gelmeye başlıyor. Diyorsunuz ki yok bu düşüş trendinde ya ben bunu almamalıyım. Veya bunu işaretleyeyim ya bu düşüşte. Ha bu yükselişte, bu yükselişte, bu yükselişte, bu düşüşte, bu yükselişte, bu yükselişte gibi. Böyle notlar alarak size zaten bu tablolara yönelik de böyle tablolar da veriyoruz. Nasıl kullanacağınıza dair tablolar da veriyoruz. Dolayısıyla siz de burada kendinizi test ediyorsunuz. Zaten dediğimiz gibi eğitimimize güvendiğimiz ve sizin de yapabileceğinize güvendiğimiz eğitimden sonra istişare etmiş oluyoruz ve kendinize diyorsunuz. Hayatınızda grafik görmüş olabilirsiniz. Eğitim sonunda size neredeyse tabii garanti vermek veya çok iddialı konuşmak çok da şey doğru değil ama sonuçta ben onu diyorum. Evet, eğitim sonunda hayatınızda hiç grafik görmediyseniz 17 ile 19 tane doğru çıkartabilirsiniz. 3 dakikada aynen bakın şu sistemle, şu sistemle almalı mıyım, satmalı mıyım, güçlü mü, zayıf mı? Şu sistemle size 3 dakikada 25 tane hızlı şekilde grafik gösteriyorum. Şıklar var, şıkları işaretliyorsunuz ve dolayısıyla siz bu noktada hareket ederek bir yerde bilgiyi yüklendiğiniz için eğitim sonunda da
yapmış olduğunuz sonuçları kendi kendinize görebiliyorsunuz. Ve dediğim gibi %70 ile %80 ortalama başarı oranımız var. Yani bu oran normalde biraz piyasayı biliyorsunuz %95 %100'lere kadar çıkabiliyor. Tahminde arkadaşlar, tahmin. Grafiği yorumlamada. Dolayısıyla amaç bu. Şimdi siz her gün düzenli bir şekilde grafiklere bakıyorsunuz. 30 dakikada diyelim ki 200 tane grafik baktınız veya bütün grafiklere baktınız, liste yaptınız. Bu listeleri ertesi gün karşılaştırın. Ne kadar başarılı olduğunuzu kendiniz zaten göreceksiniz. Ve hemen geçiyorum. Eczacı ilaçtan sonra başka ne demiş? Mesela sık sık söylediğimiz son aylarda sık sık söylediğimiz Enka en güçlü hisselerden bir tanesiydi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani yükseliş Mart ayındaki seviyesini bile geçiyor ve üzerine çıkıyor. Bakın. Yani endekste neredeyse 400 hisseden 300 küsürü arkadaşlar endeks kadar endeksin altında düşüş yaşarken bizim bahsetmiş olduğumuz, şurada bahsetmiş olduğumuz 40'a yakın hisse endeksin daima üzerinde kaldı. Endeksin üzerinde yani 119 endeksin üzerine bile çıktı. Çıkan çok hisse var. Zaten bunları paylaşıyoruz. Dediğimiz gibi Mart'ta endeks 100 endeks, 100 endeks 119 binken Enka 4.90'mış. Kaçı görmüş? 5.40'ı görmüş. Demek ki endeksin yüzde neredeyse şu an için 40 üzerinde bir getiri sağlamış. Şu anki endeksi karşılaştırdığımızda. Bunu yapabilirsiniz. Yani hangi hissede kalmalı veya hangi hisseyi nereden almalı? Bakın bu bölgelerde alış, yanda bu bölgelerde satış veya şu bölgelerde satış, tekrar bu bölgelerde alış, şu bölgelerde satış gibi noktaları zaten sizlerle başlıyoruz. Stop konusu var. Yani stop loss konusu var. Bu çok çok önemli. Şimdiki eğitimde, Ankara'daki eğitimde önemli bir konuyu da paylaşacağım. Ve şunu da söylemek istiyorum. En son eğitimde paylaşamadık Antalya eğitimde ama şey video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ankara eğitiminde anlatacağım. Stop loss nasıl yapılır? Stop loss'u neye göre yapmak gerekir? Fiyata göre mi stop loss yapmak gerekir? Bakın aldınız. Şu fiyata göre satılıp çıkmalıyım. Yoksa başka neye göre yapabiliriz? Zamana göre stop yapabiliriz arkadaşlar. Zaman stop. Benim kendi geliştirdiğim. Çünkü kendi istatistiğinizi bilebileceğiniz bir sistemden bahsediyorum. Kendi geliştirdiğim bir sistemi zaman ile karşılaştırarak çok iyi sonuçlar aldığımı söylüyorum. Yani siz bir şey aldıktan sonra belli bir zaman içinde beklediğiniz hareket olmuyorsa zaman stopunuz ne olmalı? Bunu gösteriyorum ve bu doğrultuda hareket ediyorsunuz. Ankara'da da bu konuya değineceğim arkadaşlar. Oldukça önemli. Fiyat stopu genelde arkadaşlar birçok kişinin gördüğü, bildiği seviyelerdir. Onun için Tom Baldwin şunu der. Stop loss çok karışık bir konu. Çok önemli, çok gerekli ama genelde stop loss yapan insanların bakın burası oldukça önemli arkadaşlar. Dinlemenizi tabii ki dinliyorsunuz. Teşekkür ederim. Tavsiye ediyorum. Genelde insanlar kendi istatistiklerine veya yapılan stopların istatistiğine bakılsa stop yaptıktan sonra dönüşlerin olduğunu daha çok %70, %80 oranında dönüşlerin olduğunu göreceklerdir der. Özellikle bunu kaldıraçlı piyasalarda söyler. Hisse senetleri piyasalarında biz bunu kendi geliştirdiğim yöntem sisteme göre çalıştırıyorum ve şu ana kadar gayet iyi sonuçlar aldım. Onu söyleyebilirim. Yani zaman stopu fiyat stopundan çok daha önde geliyor. Önemli. Çünkü zaman stopunda hangi zaman periyoduyla hangi fiyat aralığına denk geliyor. Bunu da görebiliyorsunuz ve bu doğrultuda hareket edebiliyorsunuz. Çok güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Ereğli. Bakın. Yine konumuza dönüyorum. Ereğli. Görüyorsunuz endeksin üzerinde. İstanbul Motor Piston. Hemen hemen Mart'taki seviyesinde. Ve zaman zaman şunu da söyleyeyim. Bakın. Düşler olduğunu düşüş. Bu hissede hatırlayacaklardır arkadaşlar. Videolarımızı izleyenler hatırlarlar. Bariz bir şekilde şu ralliyi yakaladığımızı. Aynı şekilde son günlerde şu yükselişi de değinebildiğimizi, değinmeye çalıştığımızı bahsetmiştim. Proton. Görüyorsunuz son dönemde şu yükselişi çok iyi yakalamıştık. Endeksin üzerinde getiri sağlayabileceğinden bahsetmiştik ki oldukça önemli yükselişleri yakalamış olduk. Şimdi son dönem güçlü hisseleri olarak bahsediyoruz. Goodyear. Mesela Goodyear'a bakın son dönemde bu dip oluşup artık bir rally'nin başlayacağını neredeyse 3 küsürlü seviyelerden 3.15, 30'lardan beri gösteriyoruz ve paylaşıyoruz. Görüyorsunuz. Neredeyse 119 bin endekse geldi bile. Hatta üzerine çıktı. 120 bin endekslere geldi Goodyear. ICBC.
Bu hisseyi de sıkça söylemiştik. Düşüşlerini de söyledik, yükselişlerini de söyledik arkadaşlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Bakın ben her gün düzenli hisse bakıyorsa diyorum ki bakın düşebilecek hisseler, yükselebilecek hisseler. Notlarımızı çıkartıyoruz ve paylaşıyoruz. Bunun ötesinde Karton son dönemde çok ciddi prim yakaladığımız hisselerden bir tanesi neredeyse %80'in üzerinde prim yakaladığımız hisselerden bir tanesi. Doko. Yine buradan böyle geçiyorum. Kartondan sonra Doko. Görüyorsunuz harika bir yükseliş. Son günlerde, son dönemde özellikle Koç Holding. Koç Holding görüyorsunuz arkadaşlar dip yaptığını, yavaş yavaş yükselişe başladığını ve şöyle söyleyeyim Mart 1'deki seviyesini 16.80 15.80 yani %7 desek %23 yani endeksin %15 %16 üzerinde. Yani şöyle diyelim 112 bin endekslerde diyelim arkadaşlar. 110 bin endekslerde diyelim şu anki seviyesi. Endeks kaçta? 93 binlerde. Demek ki doğru izlerindeyiz. Yani şunu söylemek istiyorum. Bakın endeks biraz normale dönmüş olsa bizim güçlü gördüğümüz hisseler endeksin çok çok üzerinde getiri sağlıyor. Endeks zayıf. Endeksten daha zayıf hisseler dediğimiz hisselere bakın. Ki örnek uzunca bir süredir bu hisseden zaten bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi. Endeks zayıf diyoruz ama bu hisse endeksten çok daha zayıf. Bakar mısınız arkadaşlar? Mesela görüyorsunuz Türk Telekom devredildi. Telekom'daki hareketi düşüşü görüyorsunuz. Zaman zaman paylaştığımız çok fazlasıyla hisse oldu. Endeksten zayıf olduğuna dair halk zaman zaman alışta dedik, satışta dedik ama uzun süreli bir düşüş trendinden zaten bahsettik. Konusu da belli. Yani çok da fazla anlamı yok. Bu kafein yazılım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sürekli 500 liraya baktığımızda gördüğümüz ve olumlu gördüğümüz hisselerden bakın neredeyse endeks 4,5, 7,5, 8 neredeyse %60 %70'e yakın bir prim oluşmuş. Mesela çok fazlasıyla sık sık paylaştığımız Kortsa hatırlayacaksınız. Kortsa'dan sürekli bahsediyorum. Endeks düşse de düşmeyebilecek, daha az düşebilecek ama tepki verdiğinde endeksten daha fazla tepki verecek dediğimiz ise bakın arkadaşlar 5'lerden 6'lardan itibaren söylediğimiz ise neredeyse %80'e yakın prim yapmış durumda. Net Holding son dönemde yakaladığımız hisselerden. Yani son dönemde de kastım yaklaşık 3-4 aydır dip artık yükselişlerden bahsediyoruz. 1.60'tan neredeyse 2'lerin üzerine 2.13'lere ulaşan hisseler. Onun ötesinde şöyle şu hisseyi çok fazla sevmiyorum ama yani rally döneminde çok iyi yakalamıştık. Bizi izleyenler hatırlayacaklardır. Şu dip bölgelerden itibaren bu hissenin rallisini yakalamıştık. Yıl başında yakalamıştık. Bizi izleyenler hatırlayacaklardır. Buradaki enteresan spekülasyon, manipülasyon artık ne derseniz deyin enteresan şeyler olmuştu. Onları göremezsiniz bilemezsiniz ama biz en azından yükselişi ve yükseliş öncesinde bu hisseyi yakaladığımızı paylaştık. Petkim önemli bir dipten bahsetmiştik. Petkim'de hatırlayacaksınız. Mart Nisan'da tepe ciddi bir düşüş sürecinden bahsetmiştik. Bu gerçekleşti ve artık 4,5 4,8 bu bölgeden itibaren dip yaptığını ve bir rally, bir tepki, dip yapıp tepkilerin olabileceğinden bahsetmiştik. Eğer bu karşılaştırmayı yaptığımızda nereden baksanız Petkim 110 bin endekslerin üzerinde endekse göre %20 yakın, %15, %20 arası primli diyebiliriz. Yani endeksten güçlü kalmış. O da bizim beklentilerimizi karşılamış. Mesela Şişecam. Şişecam'a bakıyoruz. Evet, Şişecam da çok güçlü hareketler içinde oldu. Son dönemde, son günlerde dedik ki bir yukarı hareket yapıp sonra bir kar realizasyonu olur. O gerçekleşmeye başladı. Evet, Şişecam'da da bir geri çekilme. Biraz daha önümüzdeki günlerde etkili olacak gibi gözüküyor. Mesela Soda. Bakın Şişecam'ı yakaladığımız gibi Soda için sürekli her çıktığımızda ne diyorduk? Soda çok güçlü, Soda çok güçlü, Soda güçlü endeksin üzerinde getirileri görüyorsunuz. Neredeyse %100'lük primi de burada sizlere paylaşmayayım. Şunu söylemek istiyorum. Tabii ne kadar çok grafik bakarsanız, ne kadar kendinize zaman ayırırsanız o kadar görürsünüz. Gördüğünüz müddetçe de kendinize güveniniz geldiği müddetçe de o psikolojik eşiği aşıp birinci sırada piyasanın psikolojisi, risk yönetimi tabii çok önemli. Risk yönetimi de çok önemli diyoruz. Bilgisizlikten dolayı psikolojik olarak yıpranabilirsiniz ama bilginiz olduğu takdirde, sürekli baktığınız takdirde, sürekli çalıştığınız takdirde ki nasıl bakmanız gerektiğini bildiğiniz takdirde. Yani bazı arkadaşlar diyor ki saatlerce bakıyorum ama grafik bana bakıyor, ben grafiğe bakıyorum. İşte önemli olan burada
siz grafiğe baktığınızda grafiğin sizin için anlam ifade ediyor olması ki eğitimlerimize bunu anlatıyoruz. Dolayısıyla ve şunu da tabii ki söylemek istiyorum. Belki eğitim ücreti bu noktada bazı arkadaşlarımızı merak ettiği konu. Belki de vermiş olduğunuz bir komisyon kadar arkadaşlar. Belki de yapmış olduğunuz bir işlemin zararı kadar küçük. Olabildiğince biz herkese ulaşmak istiyoruz arkadaşlar. Tabii ki ben sonuçta tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Geçmişte ben de para kaybettim. Bu işe girip para kaybetmeyen insan sayısı, hele uzun yıllar bu işin içindeysiniz, çok azdır. Ama şunu da söyleyebilirim. Başarılı olmuş traderların ve sürekli bu işi yapıp para kazanan traderların ortak ilk özelliği hepsinin para kaybetmiş olması. Hem de ciddi para kaybetmiş olması. Olabildiğince sistemde disiplinli bu işi yapabilirim, kazanabilirim. Evet, yapabilirsiniz ve kazanabilirsiniz. Soda dedik. Tav. Bakın arkadaşlar, Tav'da ciddi bir rally sürecini sürekli zaten paylaştım. Hatta hatırlayacaksınız, bu tepede satış yapılması gerektiğini bizim HDTR yöntemine göre, yani doyum bölgesi, güçlü satım bölgesi olabileceği noktada paylaşmıştık ki sonrasında tekrar bu alışı yakaladığımızda biliyorsunuz ve tekrar şu an için bu bölgede eski direnç olması sebebiyle önemli. Önümüzdeki günlerde sanki biraz daha bir geri çekilme göreceğiz bu hissede. Son günlerde, son birkaç haftadır daha doğrusu tire demeye başladık. Bakın tirede hareketi gayet güzel yakaladık şu an için. Gayet de iyi prim yaptı ki çok da hızlı gitmeyen bir kağıttır. Tireyi bilen bilir. TKF uzunca bir süredir sürekli primden bahsetmiş olduğumuz hisseydi. Bakın Mart-Nisan aylarından özellikle 119 bin endeksteyken hisse neredeyse 17-18'lerdeyken kaçı görmüş? 21'leri görmüş. Yani sürekli olumlu gördüğümüz hisseler. Yani ısrarla olumlu gördüğümüz hisselerin yükselişini, ısrarla zayıf gördüğümüz hisselerin düşüşünü burada görüyorsunuz. Bunu siz de yapabileceğinizi zaten eğitim sonunda kanıtlıyoruz arkadaşlar. Eğitimde sınav yapmamızın sebebi de bu. Deniyoruz, bakın kendinizi görün anlamında. Teknosa, hatta Teknosa'nın satıldığını bile biliyorsunuz. Yani sonuçta Teknosa ile ilgili bayağı bir olumlu süreçten bahsetmiştik. Ne zaman? Dip sürecinden şu rally'yi yakaladığımızda artık Teknosa'nın bir satışı ihtimalinden bahsetmiştik. Ama şu düşüşleri de tabii ki yakaladığımız. Yani şunu söylüyorum. Ya zayıf diyoruz, uzak durmak lazım. Güçlü diyoruz, ilgilenmek lazım, almak lazım. Her gün düzenli bakıyorsanız, her gün güçlü olabileceğini görebilirsiniz. Her gün düzenli bakıyorsanız, zayıf olduğunu görebilirsiniz. Yani yapmanız gereken bu. Olabildiğince basit, olabildiğince sistemli, olabildiğince nereye bakmanız gerektiği ve hangi kriterleri kullanmanız gerektiği arkadaşlar. Trakyacan. Biliyorsunuz Trakyacan oldukça iyi prim yaptı ve Trakyacan sürekli her baktığımızda Trakya güzel, Trakya güzel. Uyarılarda bulunduk. Aldığınız andan itibaren ne yapıyorsunuz? Hemen kapanışını alıyorsunuz. Tabloda nereye kapanış gireceğinizi, hangi fiyat aralığında aldıysanız o fiyat aralığında kapanış gireceğinizi biliyorsunuz arkadaşlar. Buraya kapanışı girdiğinizde bakın şöyle mesela bir örnek yapalım. Mesela bu hisse kaç kapatmış? 3.75. Ertesi gün normalde gidebileceği seviye. Bakın 3.75. Normalde diyor ki 3.78'i geçerse 3.81'e gidebilir. Haftalık 3.75 ise ya da şöyle yapalım. Haftalığı neymiş? Bir de bir örnek olsun. 2.29 evet. Haftalığı da 3.75'miş arkadaşlar. Bakın haftalığı da 3.75 gibi. Diyoruz ki eğer günlüklerde 3.78'i geçiyorsa büyük ihtimalle 3.81-3.84 bu aralığa gider. Gün içinde gitmesi lazım. Haftalıkta eğer 3.78 üzerinde kalıyorsa büyük ihtimalle 3.80-84-86 hatta bu seviyenin üzerini görebilir dediğimiz bir konu, nokta. Şimdi hemen ben şöyle dönüyorum arkadaşlar. Bakın mesela bir gün yani 3.75 kapanış girdik ya, günlükte 3.75 kapanışı girdik. Dedik ki 3.78'i geçerse 81-84'e kadar çok yüksek ihtimalle gitmesi lazım, gider. Bunu da neye göre karar veriyoruz? Hemen bakıyoruz. Bakın bugün girmiştik ya arkadaşlar, bugün. Ertesi gün ne görmüş? 3.85. Peki tabloda ne var? 3.84. Görüyorsunuz. Yani harika çalışmış. Yani şunu diyoruz. Bakın kapanışını bir gün önce kapanışını girin. Alış yaptıysanız doğru yaptınız veya alış yapacaksanız o gün hangi aralıklarda nereden alış yapmanız lazım? Alış yapmanız gerekir. Neden? Çünkü tablonun yeşil tarafında geziyor. İlk maviye geçiyorsa ikinci mavi, üçüncü maviye gitme olasılığı neredeyse çok yüksek diyoruz. O gün nereyi görüyor? Bakın arkadaşlar
O gün nereyi görüyor? 3,85'i görüyor. Yani mükemmel. Ve haftalıkta da şöyle diyoruz. Bakın 3,78'i geçiyorsa 3,82, 3,84 hatta 3,94'lere kadar gidebilir. Gün içi düzeltme gelebilir. O hafta güvenli satış bölgesi 4'tür diyoruz. Dikkat edin. Ve bakalım dönelim o hafta ne yapmış. Mesela haftalık kapanış kaçtı? 3,75. Pazartesi bugün. Salı, çarşamba, perşembe, cuma. Peki en yüksek ne görmüş? 3,95'i görmüş o hafta. Bakalım. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Düzeltmenin gelebileceği seviye demiş. Ve oradan bakın 3,94'ü gördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5 gün boyunca direnmiş, geçememiş. Yani düzeltme buradan gelecek demiş. Nereye kadar? 3,81'e kadar. Şimdi dönüyoruz. Bakın dönüyoruz. Eğer diyor ki tablo buradan direnç geliyorsa, satış geliyorsa ki gelebilir buradan dikkat et. Güvenli bölge çünkü güvenli satış bölgesi. Çünkü iyi yerden aldın sen. Buradan satış gelebilir. Peki satış gelirse nereye çekilebilir? 3,89'a çekilir. 3,89'a çekildiğinde 3,86'yı konuşuyor oluruz. Eğer 3,86'yı aşağıya kırarsa büyük ihtimalle 3,82'ye kadar geri çekilebilir diyor. Bakın geldiği seviye 3,81'dir. Yani size şurada satış yap, şurada satış yapabilirsin. Güvenli gün içi düzeltme gelebilir. Güvenli satış bölgesi 4'e yaklaştığı müddetçe 95'i görmüş. Bakın 94 nokta neredeyse. Umarım anlatabiliyorumdur. Zaten videolarımızda da bunlardan bahsediyoruz. Bunları paylaşıyoruz. Dolayısıyla siz bir hisse aldığınızda, bir pozisyon aldığınızda eğer fiyat düşüyorsa nereye düşebileceğini görebilirsiniz. Eğer diyelim ki ben bu hisseyi aldım. Nereden aldım? 4.40'tan aldım. Bakın bir şey paylaşacağım. 4.40'tan aldım arkadaşlar. Geliyorum. 4.40 girdim. 4.40'tan aldıysam yanlış yaptım. Neden yaptım? Hemen haftalığını girelim. Haftalığını girelim. 30, 31, 27. Evet, 27'sinde kaçmış? 4.47. Bakın. 4.47. Şimdi 4.40'tan aldım. Fiyat 42.43. Burayı görmüş mü? Hemen dönüp bakalım. 4.40'tan almıştık arkadaşlar. Yani şuradan aldık. Ertesi gün kaçı görmüş? 4.40. Görmemiş bile bakın. Direkt satıcılı bölgeye geçmiş. Ben hata etmişim. 4.37'yi kırarsa 4.34, 4.31. O gün bile gelebilir. Gün içi 4.28, 26'ya gelebilir. Bakın. O gün kaçı görmüş? 4.17'yi görmüş arkadaşlar. Ciddi bir düşüş. Peki haftalıkta 4.47 demiştik. Eğer 4.44 kırılırsa haftalıkta zaten kırmış haftalıkta bakın. Yani şöyle bir şeyden de bahsetmek istiyorum. 4.40'tan neden alıyoruz? Ya çok düştü alayım. Alma kardeşim. Neden? Çünkü bakın haftalıkta 4.47'yi girmiştik ya. 4.44'ü aşağıya kırmış bu. 4.42'de görmüş. Hele 4.40. Yani ikinci bölge bunun anlamı şu. İkinci kırmızıyı görür. Ancak ve ancak tepki verebileceği bölge 4.22-4.28'dir. Buraya geldiğinde belki tepki olabilir diyoruz. Dönelim bakalım. En düşük neyi görüyor arkadaşlar? 3.98'e kadar geliyor. Kaç kapa diyor? 4.13. Bakıyoruz. 4.13 hala tabloda alış vermemiş. Umarım anlatabiliyorumdur. Yani siz alış yaptığınızda 4.44'ten aldık ya aslında 4.40'tan aldığımızda tablomuza göre haftalık tablomuza göre çok yanlış yapmışız. Bu önemli bakın çok yanlış yapmışız. Hata yapmışız. Çünkü haftalık da satışa geçmiş artık bu. İlk kırmızıyı kırmış. Günlüğe göre sanki satıcılı bölgede tamam satıcılı bölgede alıcılı bölgeye hiç uğramamış. Hele günlükte 4.37'yi kırıyorsa biliyorsunuz ki aşağıya gelecek. Dolayısıyla tabloyu kullanmamızın sebeplerinden bir tanesi şu. Almalı mıyız? Haftalıkla karşılaştırdığımızda haftalıkta çok önemli bir yer kırılmış. Almamam lazım. Hatta belki de açığa satış yapmalıyız arkadaşlar. Veya fiyat 4.43 kırmış. 4.46'ya gidiyor. Haftalıkta bakıyoruz. 49'u kırmadığı müddetçe problem yok. Ama 49'u kırıyorsa biraz önce karşılaştırdığımız gibi yukarı gidiyorsa yukarı gidecek anlamına geliyor. Tablo sizin arkadaşlar. Günlük kapanışı girin. O gün fiyatlar nereye yükselebilir? Eğer kırmızı bölgedeyse fiyatlar o gün nereye düşebilir? Kırmızı bölgeden kastım şu. Kırmızı bölgeye gelebilir. İlk kırmızı ilk kademede gezebilir ama ilk kırmızıyı aşağıya kırıyorsa ve haftalıkta da artık kırılma başladıysa haftalığın tam teyit de alabilirsiniz veya günlükten teyit alarak ya burası kırılmış aslında ben yanlış yapmışım satayım demeniz için iyi bir fırsattır. Veya ya kırmızı bölgede burayı kırıyor. Burayı kırıyorsa satayım demektir. Gelebilir. Bu aralıkta seyredebilir.
Sarıyı, kırmızı bu aralıkta gezebilir. Saatlik periyotlar buraya da devreye girer. Ki eğitimlerimize bahsediyoruz. Saatlik, zaman periyotlarını çok iyi kullanın. Saatlikler çok önemli. Hisse senetlerinde saatlikler ve dört saatlikler çok çok önemlidir arkadaşlar. Endekse karşılaşıyorsunuz, çok önemlidir. Buraya gelebilir ama altında saatlik kapanışlar yapmadığı müddetçe tepki verecek anlamına gelir. Bunları zaten eğitimlerimizde anlatıyoruz. ERASA'yı kullanarak, Bollinger Band'ı kullanarak burada sizlerle paylaşıyoruz. Önemli bir yol haritası. Yani siz aldınız, fiyat nereye yükselebilir? Çok yüksek ihtimalle. Bakın çok önemli. Siz aldınız, doğru yerden mi aldınız? Ha, tabloya göre doğru yerden. Mavi geçiyor. İkinci mavi. Üçüncü mavi gidebilir. Kırmızı bölge kırıldı. Yanlış yerden almışım. Sat. Veya almamalıyım. Alış yapıyorsanız haftada da mutlaka karşılaştırın. O noktada doğru mu yapıyorsunuz? Bunu görebilirsiniz. Soda, TAV, TİRE, TKFEN, TEKNOSA, TRAKEZAM, TÜPRAŞ. Biliyorsunuz TÜPRAŞ'ı uzunca bir süredir TÜPRAŞ diyoruz. Ve endeksin oldukça üzerinde getiri sağladı. Mart'taki seviyesi neredeyse hissenin 103'lerdeyken 125'lere geldi ki bizi izleyenler burada ciddi bir dip olduğunu, yükselişler olduğunu gördüler. Ve son şu tepeden de satış gelebileceğinden ama sonrasında yataya gidebileceğini hatta güçlenebileceğini son 4-5 gündür söylüyoruz ki gayet de iyi bir hareket oldu TÜPRAŞ'ta. Ulusoy elektrik miydi? Evet elektrik. Yani burada da 500 hisseye baktığımızda zaman zaman paylaştığımız hisseler. Diyoruz ki 500 hisseye bakıyorsak diyor ki şu listede Ulusoy elektrik veya bunlar da çok iyi. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Mart'taki Nisan'daki seviyelerini karşılaştırın. 110 bin endekse 9500 iken 93 endekse 12 binlerin üzerine çıkan bir hisse. Şöyle bakalım. Neyse öteki şeye bakmayalım. Vertu ilk zamanlarda paylaşıyorduk. Görüyorsunuz çok uzun süreli bir rally dönemi başlamış durumda. Şimdi bunları geçiyorum ve bu hafta iyi olabilecek hisseleri paylaşıyorum. Kötü hisselerden şu an bahsetmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Birkaç tane var. Şöyle söylemek istiyorum. Endeksi de tabii yorumlayacağız. Ama ben size güçlü hisseleri söyleyeyim. Adana, Adana B, Adana Adel. Adana C ortada. Gene de iyi gözüküyor ama Anadolu Efes, Aksu, Alerko, Albaraka, Alerko Carrier, Alerko Gayri, Alka, Aselsan maalesef zayıflama eğilimde arkadaşlar. Atpet olumlu. Borusan olumlu. Borusan Yatırım olumlu. Burçelik, Coca-Cola, Çelebi, Dagi, Deskep, Eczacı İlaç, Doğan Holding ve Doko zayıf. Bakın Doğan Holding, Doko zayıf. Eczacı İlaç güçlü. Ege Endüstri ortada, güçlü ortada. Son dönemde zaten yaklaştık. Enka zayıf, Ereğli zayıf, Esko, Garanti, Goodyear, Gözde bunlar güçlü. Garanti Bankası da bizim beklentimize şu an için iyi gidiyor. İndes, İsdemir, İş Finans zayıf. İsdemir, İndes bunlar güçlü. İş Finans zayıf. Jansa çok güçlü, iyi gözüküyor. Karsan, Koç Holding güçlü dediğimiz herhalde. Kront güçlü. Migros. Bakın enflasyon döneminde ne olabilir? Bunlarla ilgili çalışma yapacağım arkadaşlar. Çünkü enflasyon dönemi çok önemli. Migros. Net Holding, Olmip, Orge, Parsan, Petun, Bekart, Sarkuysan, Tatgıda, Tuborg, Tire, TKFen eksi. Öncekilerin hepsi artı. TKFen eksi. Eksileri eksi diyorum zaten. Teknosa olumlu. Ulusoy Elektrik, Ulusoy Un. Uşak olumlu. Vakıfbank olumsuz. Zaten uzunca bir süre olumsuz diye bahsediyor ve devam ediyor. Vestel olumsuz. Şu an için bu hisseler arkadaşlar. Endekse, evet endekse şöyle bir gelelim. Endeks, evet yani şu an için halihazırda ortalamalarını geçemiyor ama yatay bir hareket. 93-250'den bahsediyoruz. Şu an o seviyenin üstünde. Benim tahmin ediyorum ki zayıflama biraz daha bu haftadan sonra olabilir arkadaşlar. Burası oldukça önemli. Yani yukarı ihtimal giderek zayıflıyor. Ama tabii ki endekste ciddi son bayram sonrası haftada bayağı tuttular yatay. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz 94,5 direnç olarak çalıştı. Nokta olarak bahsetmiştik. Aşağıdan en azından 92-91,5'tan bahsetmiştik. 92-200'ün altına gelmedi. Gittikçe daraldı. Büyük ihtimalle burada son tabloya baktığımızda ciddi sıkıştı.
yukarı hamle yapıp aşağı gelen hareket ihtimali söz konusu olabilir. Tahmin ediyorum ki biraz daha aşağı hareketler, kar realizasyonları göreceğiz. Hisseleri de olabildiğince sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Yine bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Evet, bizim eğitimlerimiz devam ediyor. Ankara'da pazar günü. Kontenjanımız da olmak üzere, o anlamda teşekkür ediyoruz Ankaralı arkadaşlara. Ankara'nın dışında gelen arkadaşlarımıza da tabii ki teşekkür ediyoruz. İzmir, İstanbul olmak üzere eğitimlerimiz devam ediyor. Eğitimden sonra yaptığımız sınavlarda siz dahi kendi sonuçlarınıza şaşıracaksınız, onu söyleyebilirim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, görüşmek dileğiyle.